Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Ekim. Herkesin bayramı kutlu olsun. Şöyle bir şey geldi aklıma. Demin arılarımıza bir besleme yaptım. Koyu şuruplu bir besleme. Stok için tabii. Kış stoğu. Şöyle bir şey fark ettim. Hani bunu yine bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Her zaman bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapıyoruz. Bizden daha çok bilenler de vardır illaki. Bilmeyenler de var. Biz onlar için bu paylaşımlarda bulunuyoruz. Arkadaşlar polen akımı bizde biraz arttı. Daha güçlü bir polen akımı var son günlerde. Bunu gördüğünüz zaman besleme yaparsanız kovan için çok çok iyi olur. En az 1-2 adım ileri atmış olursunuz arınızı. İyi bir yavru atımı olur arıda, polen akımı ve besleme ile beraber. Çünkü biliyorsunuz yavru atımı için en başta gelen unsur polen. Daha sonra nektar akımı. Bununla beraber hani bu ikisi bir olursa çok yüksek bir kuluçka alanına sahip olursunuz. Çok iyi bir yavru atımına yavru atımı performansı olur ana arıda. Bunu arttırmak sizin için de çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Biliyorsunuz kışa doğru yaklaşıyoruz. Bu yüzden polen akımı olduğu zaman kesinlikle besleme yapınız. Bunu aksatmamaya çalışın. Takibini de iyi yapın. Çok büyük bir avantaj sağlayacaktır size. Çünkü arı biliyorsunuz kışa doğru gittiğimizde en büyük avantaj sağlayacak durum yavru atımıdır. Bunu sağlayabiliyorsanız ne mutlu size. Bu da takip ederseniz dediğim gibi polen akışını eğer iyi geliyorsa beslemesini de yaptığınız an inanın çok iyi bir yavru atımı olacaktır ana arı tarafından. Bu da size dediğim gibi büyük bir avantaj sağlar. Birkaç adım önde gitmiş olursunuz. Bunu kesinlikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca gözüme çarptı şöyle bir şey de var. Şurada bizim kovanların üretim şekli biliyorsunuz. Şuradaki delikler var. Havalandırma kısmı. Kışa girmeden önce bunları kesinlikle kapatın. Hani soğuk hava olduğunu gördüğünüz zaman bunları kesinlikle kapatın. Çünkü şöyle bir şey var biliyorsunuz hava sıcak hava yukarıda durur, yukarıya çıkar. Bunun için buradan girecek olan hava sıcak havaya temas ettiğinde terleme yapacaktır. Kovanın içinde sıcak hava içeride, şuradan girdiğinde de soğuk hava birbirine temas ettiğinde terleme olacaktır kovanda. Bu da arı için çok zararlı bir durum yaratır. Nem, küf biliyorsunuz birebir arı için zehir anlamına gelir. Bu konuda çok hassas davranmanızı tavsiye ediyorum. Ön ve arka tarafta var bu gibi delikler biliyorsunuz. Havalandırma amaçlı yapıyorlar. Aslında bu tamamen yanlış bir üretim şekli. Bunun olmaması çok daha faydalı olur. Hiçbir avantajı yok sayılır. Sadece tek bir artısı var. O da propolis toplarken oluyor. Şu örtüyü kaldırdığınızda propolis toplayacakken tabii. Şunu kaldırdığınızda, kapağı kapattığınızda birebir böyle bir sirkülasyon oluyor hava olarak. Arada doğal olarak propolis toplama dürtüsü yaratıyor. Bu hava akımını kapatabilmek adına. Bu yüzden propolis toplamak için verimli bir durum ama olmasa da olur aslında. Sadece biraz daha hızlandırabilir, biraz katkısı vardır diyebilirim. Ama önemli olan kış mevsiminde bu iki kapağın deliğinin kapatılması kesinlikle yapılması gereken bir görev. Bunu da yine kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum. Çok çok zarar verir biliyorsunuz. Nem, küf, arıya birebir zarar veren durumlardır. Zaten geçen Aslı hocamızın videosunu izleyen olduysa
çok iyi açıklamalarda bulunmuştu. Nesema'nın tamamen bir küf olduğunu bulmuşlar, öğrenmişler araştırmalar sonucu. Nesema hakkında bildiğimiz bir sürü yanlış bilgi varmış. Bunu da öğrenmiş olduk biz de sayesinde. Buradan yine Aslı hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Nesema için herhangi bir ilaç kullanımına gerek yok. Kışın soğuk havada arınızı kışlatın demişti. Ben de size aktarmaya çalışayım biraz. Kışın arınız soğuk hava görsün. Bu tamamen Nesema'nın yok olmasına sebep olur. Arının sağlıklı olmasına sebep olur. Nesema sıcak havada üremez. Önemli olan faktörlerden biri bu olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde böyle sarıp sarmalamaya gerek yok arınızı. Bunu da unutmayın. Yine dediğim gibi Aslı Hoca'nın söylediği şeyleri aktarıyorum ben. Nesema bir hastalık, bir virüs, bir bakteri değil. Sadece küfmüş. Küçük bir küf olayından ibaret bizim Nesema hastalığı. Herhangi bir şey kullanmanıza gerek yok. Dediği şuydu tamamen. Alttan da açık olsun. Üstten iyice sıcak havayı sarmalayın yeter. Üstten hava kaçağı olmasın. Alttan iyice açık olsun. Tertemiz hava girişi olsun. Başka bir ihtiyacı olmaz arının. Nesema soğuk havada üremez, gelişmez. Bu yüzden dediğini uygulayacağız. Araştırmalar sonucu edinilen bir bilgi bu. Biz de bu bilgilere tabii ki inanacağız, uygulayacağız. Arı sağlığı bizim için de çok çok önemli. Yapabildiğimiz araştırma maalesef yok bizim. Biz deneme yanılma usulü işlem yaparız genelde ama böyle sağ olsun Aslı Hoca gibi araştırmacı bilim insanları da var. Bizi de doğru yolda yönlendiriyorlar sağ olsunlar. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum ben onlara bu video aracılığıyla. En azından bu yıl için bir yolumuz biraz açılmış oldu. Yanlış bildiğimiz şeyler varmış illaki herkes gibi. Nesema konusunda özellikle bizi aydınlatması çok çok iyi oldu. Bu konuda bu yıl farklı tedbirler alacağız bu durumda. Hani daha önce zaten alttan çekmeceyi kapatıyorduk. Bunu da en azından bu yıl ilk adım olarak kapatmayacağız. Yavru atımı kesildiği zaman tabii ben bunu uygulayacağım. Yavru atımı durduğu an kış düzenine tamamen girdiği zaman ben kovanın alt çekmecesini açacağım. Kış boyunca açık kalacak. Sağ olsun Aslı hocamız sayesinde bunu da öğrenmiş olduk. Herhangi bir dezavantajı olmadığını söyledi. Konumuza dönelim yine bakın arkadaşlar. Çok çok iyi bir polen girişi var kovana. Beslememizi de yaptık. Beslemeden sonra yapabileceğimiz tek şey izlemek olur. Ana arının yavru atımını arttırması sebebiyle kolonimiz kışa çok güçlü bir şekilde, büyük bir güçle girecek. Bu da bizim için büyük bir avantaj biliyorsunuz. Ne kadar güçlü bir kadro o kadar ileriye dönük garanti verimli olaylar çıkar karşımıza. Verimlilik demektir bu da biliyorsunuz. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar arınızı. Dediğim gibi var polen, besleme birbiriyle alakalı, eşittir yavru atımı. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler.